30 yıllık mübarek iktidarı 18 günde işte böyle çöktü. Her şey Tunus devriminden esinlenen Mısır halkının mübarek rejimine karşı kazan kaldırmasıyla başladı. Olaylar ilk olarak başkent Kahire'de, daha sonra ise İskenderiye gibi Mısır'ın önemli büyük şehirlerinde baş gösterdi. Ocak ayının 25'inde Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda ilk büyük protesto gösterisi düzenlendi. Yüz binlerce kişi meydana akın etti. Tabii ki bu gösteriler ne ilk ne de son olacaktı. 25'inden sonraki cuma günü namazın ardından bir büyük gösteri daha yapıldı. Rejim karşıtları Tahrir Meydanı'nda resmen gövde gösterisi yaptı. Bu gösterilere ülkenin en büyük muhalif lideri Muhammed El-Baradei de katıldı. Cuma Gazabı adını verdikleri gösteride Mısırlılar sadece işsizlik ve yolsuzluğa karşı yürümedi. Aynı zamanda mübareğin ülkeyi terk etmesini de istedi. Böylece Arap dünyasının nüfusu en fazla ülkesinin çehresi bir anda değişiverdi. Bu büyük gösterilerin ardından mübarek ilk defa televizyonun karşısına çıktı ve bir açıklama yaptı. Gelecek seçimlerde aday olmayacağını belirten Mübarek değişim sözü verdi. Mübarek başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uluslararası desteğini giderek kaybetmeye başladı. İşte bu aşamada bir çıkış yolu arayan devlet başkanı çözümü kendisine bir yardımcı atamakta buldu. Ve halkın saygı duyduğu istihbarat başkanı Ömer Süleyman'ı yardımcısı olarak atadı. Rejim karşıtları ise yine mutlu değildi. Sokağa çıkma yasağı ve ordunun toplanmayın uyarısına rağmen on binlerce Mısırlı mübareğe istifa çağrısıyla meydanlara akın etti. Şubat ayına girdiğimizde ise bu sefer mübarek yanlıları sahneye çıktı. 2 Şubat'ta iki taraf arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi öldü, yüzlercesi de yaralandı. Bu kanlı çatışmaların ardından meydanın durulacağı düşünülürken tam tersi oldu. Ne sokağa çıkma yasağı ne de polisin evinize gidin uyarıları protestocuları durdurabildi. Tarihler 9 Şubat'ı gösterdiğinde protestocular artık hükümet binasının önündeydi. Milyonlarca kişi hep bir ağızdan "Mübarek git" diye bağırdı. Mübarek ise bundan henüz birkaç gün önce görevi bırakmak istediğini ancak ülkesini kaosun sarmasından korktuğunu açıklamıştı.